Geldik bir başka önemli partiye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demi ziyaret edişi. Dem, HEDEP'in kısal... HEDEP'in yerine geçen parti, kısaltılmışı değil özür diliyorum lafı geri aldım. E, HEDEP yerine kurulan e, yeni parti e, ve e, Hedef ismini çünkü uygun görmemişlerdi. Şimdi de DEM Partisi olarak adlandırılıyor ve Özgür Özel ziyarete gitti. Şimdi aradan aşağı yukarı 24 saat geçtikten sonra ziyaretin perde arkasını anlayabiliyorsunuz. Yani dem şunu yapacak önümüzdeki günlerde. Önünde iki yol var. Ya kendi yolundan gidecek, ya da işbirliğine doğru devam edecekler. Bir, dönemde, özürüm, bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şey yaptık. Türkiye'yi değerlendirdik. Bir nezaket ziyaretiydi. Bir hayırlı olsun ziyaretiydi. CHP ve DEM Parti yerel seçim için işbirliği yapacak mı yapmayacak mı? Mart seçimleri öncesi kritik soru bu. Muhalefetin büyük şehirlerde ipe önde göğüsleyip göğüsleyemeyeceğinin yanıtını işbirlikleri kararları verecek. Çok verimli bir görüşme oldu. CHP lideri özelle EDEP adını değiştiren DEM Parti eş genel başkanları bir saatin üzerinde görüştü. Kulislere göre CHP lideri özel DEM Parti'ye işbirliği teklifi götürmedi. Türkiye gündemine ve seçimlere dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Diyaloğun devam etmesine dair mutabakata varıldı. Bundan sonraki süreçlerde de e, diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Dem Parti'nin 16 Aralık'ta yapacağı parti meclisi toplantısında yerel seçimlere dair kesin karar alınacak. Parti ya 81 ilde aday çıkaracak ve işbirliğine kapıyı kapatacak ya da ikinci senaryo uygulanacak. Dem Parti mutfağa ikinci ihtimali kabul ederse bazı kentlerde CHP'nin adayına dair uzlaşı varsa destek verilecek. Bunun karşılığında da bazı yerlerde CHP'nin aday çıkarmaması talep edilecek. Dem'in işbirliğine dair bir diğer kriterse tüm süreçlerin şeffaf olarak kamuoyuna açıklanması. Çok teşekkür ederim. Ve tabii burada kazan kazan taktiği var. İki parti içinde böyle e, özür dilerim. Kalemi alacağım seni. Birazdan yerden alacağım. Şimdi iyi ilmi. Ee, şimdi tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi büyük şeyleri kaybetmek istemiyor. Diğer tarafta demin özellikle İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, İzmir'de, Çanakkale'de ağırlığı olan e, orada Kürt seçmenin olduğu bir parti. Tabii ki buradan bir şeyler isteyecek. Belediye meclislerinde mutlaka isteyecek. Çünkü kazan kazan. Ha, e, belki anlaşacaklar, belki anlaşamayacaklar ama dem AK Parti de gidecek oraya. Siz merak etmeyin ve e, ne dersem e, e, ya ikinci e, yerden, üçüncü adamlar falan görüşüyorlar şu anda dirsek teması halinde. Ama bu kadar yaşanmışlığa rağmen, bu kadar kazık yemesi de e, istinaden veya bu kadar kazık yemişken Dem Ak Parti ile bir ilişki içerisine girer mi, işbirliği içerisine girer mi? Neden olmasın? Siyaset bu tabii ki. Ama bakın, eğer girecekseniz de size şöyle bir önerim var. Mutlaka Ak Parti ile bir e, protokol yapın, bir sözde kalmasın. İki, e, başta e, Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasi tutuklar için af isteyin. en kısa zamanda salı verilmeleri yönünde, kayyum atanmaması yönünde bir teminat alın. Bunun gibi maddeleri sıralayın, noter tasdikli yapın bunu. Kesinlikle noter tasdikli yapın. Yapın. ardından da elinizde bulunsun sağlam bir kanıt olarak Önümüzdeki süreç e, sert Daha doğrusu işbirliği anlamında önemli adımların atıldığı gelişmelerin olduğu bir süreç olacak